وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم كما أتمها من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Kur'an tilavetinden dolayı Necati Demirtaş hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, şimdi de Furkan Haber Bülteni ile devam ediyoruz. Sizleri ülke ve dünya gündemine dair haberleriyle furkanhaber.net'in hazırlamış olduğu haber bülteni ile baş başa bırakıyorum. Yine sivilleri katlettiler. ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçağının Suriye'nin kuzeyindeki Rakka ilinin Mansura beldesinde düzenlediği saldırıda 10 sivilin öldüğü, 13'ünün yaralandığı açıklandı. Koalisyona ait savaş uçaklarının 2 gün önce de Rakka'ya düzenlediği hava saldırısında 16 sivil yaşamını yitirmişti. Silopi'de 2 çocuğu panzerle ezerek öldüren polis tutuklandı. Şırnak Silopi ilçesinde 4 Mayıs tarihinde girdiği evde 6 ve 7 yaşlarında iki kardeşin ölümüne neden olan polis panzerinin sürücüsü tutuklandı.
hayatı tehdit altında oğluyla dahi görüştürülmüyor. Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, babasını ziyaret etmesinin yine engellendiğini bildirdi. Yargıya hakaret suçlamasıyla Kahire Ceza Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıkan Mursi, yaklaşık 4 yıldır görüşmediği ailesi ve savunma heyetiyle görüşme talep etmişti. Mursi, hayatını tehdit eden bazı durumlar olduğunu belirterek bu meseleyi avukatıyla görüşmek istediğini söylemişti. Bireysel silahlanmada ciddi artış. Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Akan'ın bilgi edinme talebiyle İçişleri Bakanlığı'na sorduğu bireysel silahlanmaya ilişkin soruya verilen yanıtlar, silahlanmanın geldiği ciddi boyutu gözler önüne serdi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2017 yılının ilk 3 ayında vatandaş tarafından kullanılan silah sayısında %10'luk bir artış meydana geldi. 338.052 silah sayısının ifade edildiği verilere göre her 4 kişiden birinin de silahlandığı ortaya çıktı. Pentagon, PYD'ye verilecek silahlar geri toplanmayacak. ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay John Doering, terör örgütü PYD-PKK'ya verilecek silahların bir kısmının Suriye'de olduğunu ve silahların DAEŞ ile mücadele tamamlandıktan sonra geri alınmayacağını söyledi. Kıymetli kardeşlerim, bir duyurumuz daha olacak. Bu hafta sonu yapacağımız kültür müsabakaları 20-21 Mayıs tarihlerine ertelenmiş durumda. Kur'an, şiir, ilahi ve sunuculuk alanlarındaki müsabakalarımız erkeklere yöneliktir. Kıymetli kardeşlerim, şimdi de bir sinevizyon gösterimimiz olacak. Sinevizyon gösterimi ile sizleri baş başa bırakıyorum. Kur'an, Allah'ın en yüce kelamı ve insanlık için yegane hayat rehberidir. Kur'an'ın gayesi, hidayet üzere olan kamil bir insan ve hayırlı bir toplum meydana getirmektir. Kur'an, şirkin, zulmün ve günahların çepeçevre kuşattığı tüm beşeri düzenleri yıkıp, yerine adalet, huzur ve emniyetin egemen olduğu İslam medeniyetini kurmayı hedefler. Bundan dolayıdır ki Kur'an, insanlık için rahmet, nur ve şifadır. Çünkü Kur'an, alemlerin Rabbi olan Allah'ın kitabıdır. Kur'an, kalplerin en tesirli ilacı, ruhların en önemli gıdasıdır. Fert, aile, toplum ve devlet hayatı bütünüyle Kur'an'a göre tazim edilmeli, ekonomi, siyaset ve hukuk tüm temel kriterlerini Kur'an'dan almalıdır. وَالَّذِينَ هُمْ yollarını öğretmiştir. Kızlarını diri diri toprağa gömen adamı oradan almış ve yükseklere çıkarmış, sahabe-i kiram haline getirmiştir. Hakikaten de rahmettir. O kitap kendisine uyanları ve kendisine bağlananları yükseltmiş ve medeniyetler kurdurmuştur. Hakikaten de rahmettir. Göndermiş olduğu değerleri insanlar için bir rahmet olmuştur. İnsanı
yükseltmiştir. Hakikaten rahmettir, insanı şüphelerden kurtarmıştır. İnsanı medeniyet sorunlarından kurtarmıştır. Bir takım şeyleri haram kılmış, insanları o belalardan kurtarmıştır. Bir takım şeyleri farz kılmış, insanın onu yapmasını sağlamış, bu şekilde insana faydalı olmuştur. Hakikaten de rahmettir. Emperyalistlerin dünyayı sömürmesinin önünde engel olduğu için de bir rahmettir. Müslümanlara mücadele ruhunu kazandırdığı için, onlara cihat ruhu verdiği için de bir rahmettir. Yeryüzünde zalimce düzenleri yıktığı için de, Bizansları yıktığı için de bir rahmettir. Evet, bu kitap zalimlere karşı mücadele vermiş, onların saltanatlarını yıkmış, onların batıl düzenlerini yerle bir etmiş, o yönüyle de bir rahmettir. Yoksa anlamadan gece gündüz okusak bile bizim için rahmet olmayacaktır. Ya da az olacaktır. İman etmiş olsak bile bu kitabı okurken anlamak maksadıyla, mesajını anlamak maksadıyla okumayacak olursak, o zaman yine bize çok faydalı olmayacaktır. Yüce Allah'ın bireylerden de toplumlardan da razı olması ancak buna bağlıdır. İşte bundan dolayıdır ki nesillerimizi Kur'an'ın Rabbani eğitim metodu ile yetiştirmeliyiz. Ve toplum olarak en büyük hedefimiz Kur'an medeniyetini meydana getirmek olmalıdır. Kıymetli kardeşlerim, programımız ezandan sonra devam edecektir.
العالمين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية إلهي وابعثه مقاما محمودا الذي وعده نرجو شفاعته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Sinevizyon gösteriminde emeği geçen kardeşlerimizden Allah razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, demin hatırlatmış olduğumuz duyuruda kültür müsabakalarından bahsetmiştik. 20-21 Mayıs tarihlerine ertelenmiş olan Kur'an, şiir, ilahi ve sunuculuk konularındaki kültür müsabakaları için kayıt yaptırmak isteyen kardeşlerimiz salonumuzun arkasında bulunan kayıt masasında kayıtlarını yaptırabilirler. Şimdi de Ezgi ve marşlarıyla Grup Furkan bizlerle olacak. Grup Furkan'dan kardeşlerimi Ezgi ve marşlarını seslendirmek üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun kardeşlerim. Selamun Aleyküm. Ey zalimlerin gücümden korkup sessizliğe bürünen, ey zalimlerin gücümden korkup sessizliğe bürünen, susma vakti değil zaman, haykır sen Rabbine yaslan. Susma vakti değil zaman, haykır sen Rabbine yaslan. Tefrikayı atın bir yana, sarılın yüce Kur'an'a. Tefrikayı atın bir yana, sarılın yüce Kur'an'a. Senlik benlik duygusundan davan daha üstün. Senlik benlik duygusundan davan daha üstün. Dünyalıklardan geçenler hak katında üstün. Dünyalıklardan geçenler hak katında üstün. Tefrikayı atın bir yana, sarılın yüce Kur'an'a. Özgürlüğe adım adım öncüler yürüsün. Esaret zincirlerini kır artık özgürsün. Umuduyuz bizler asrın, engelleri bir bir aşın. Umuduyuz bizler asrın, engelleri bir bir aşın. Hakka isyan edenlere tek güç olup baş kaldırın. Hakka isyan edenlere tek yumruk olup baş kaldırın. Tefrikayı atın bir yana, sarılın yüce Kur'an'a. Tefrikayı atın bir yana, sarılın yüce Kur'an'a. Senlik benlik duygusundan davan daha üstün. Senlik benlik duygusundan davan daha üstün. Dünyalıklardan geçenler hak katında üstün. Dünyalıklardan geçenler hak katında üstün. Tefrikayı atın bir yana, sarılın
Esaretler yürüsün, esaret zincirlerini kır artık özgürsün. Sabır yiğitleri erdi murada, içtiler şehadet şerbeti annem. Sabır yiğitleri erdi murada, içtiler şehadet şerbeti annem. Allah'ın yoluna can koyanlara cenneti karşılık verilir anne. Allah'ın yoluna can koyanlara cenneti karşılık verildi anne. Adağım var bu davaya, adağım var İslam yoluna, bir canım var bu sevdaya. Adağım var, adağım anne. Adağım var bu davaya, adağım var İslam yoluna, bir canım var sevdaya. Adağım var, adağım anne. Cihat Allah'ın emri, zulüm olunca şehitler ölmez ki, ağlama anne. Cihat Allah'ın emri, zulüm olunca şehitler ölmez ki, ağlama anne. İnançlı yürekler imrenir buna, ayrılık acısı duyar mı anne? İnançlı yürekler imrenir buna, ayrılık acısı duyar mı anne? Adağım var bu davaya, adağım var bu sevdaya. Ez canım var bu sevdaya, adağım var, adağım anne. Adağım var bu davaya, adağım İslam yoluna, bir canım var bu sevdaya. Adağım var, adağım anne. Gönle dolan bu marşlarla iniyoruz meydanlara. Kur'an sünnet ile geldik doğacağız yarınlara. Zafer inanmışlarındır iniyoruz meydanlara. Mazlumlara selam olsun yürüyoruz meydanlara. Zafer inanmışlarındır iniyoruz meydanlara. Mazlumlara selam olsun yürüyoruz meydanlara. Yeni bir dünya, yeni bir alem başlasın artık tevhidi düzen. Yeni bir dünya, yeni bir alem başlasın artık tevhidi düzen. Anadolu toprağından, Malazgirt'ten, Viyana'dan, Çanakkale destanından, Fatih Sultan Mehmet Han'dan. Doymaz bilmez zaferlerle iniyoruz meydanlara. Bak gözlerimiz ufukta, yürüyoruz meydanlara. Şanlı büyük zaferlerle iniyoruz meydanlara. Bak gözlerimiz ufukta, yürüyoruz meydanlara. Şanlı büyük zaferlerle iniyoruz meydanlara. Bak gözlerimiz ufukta, yürüyoruz meydanlara. Yeni bir dünya, yeni bir alem başlasın artık tevhidi düzen. Yeni bir dünya, yeni bir alem başlasın artık tevhidi düzen. Yeni bir dünya, yeni bir alem başlasın artık tevhidi düzen. Yeni bir dünya, yeni bir alem başlasın artık tevhidi düzen. Furkan.
Seslendirmiş oldukları bu güzel ezgi ve marşlardan dolayı grup Furkan'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, şimdi de programımızda sırayı panel bölümü alıyor. Gafletten Kurtulma Ayı Ramazan isimli paneli yönetmesi için Kurtuluş Yahşi Beyefendi'yi buraya davet ediyorum. Buyurun efendim. Selamun aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz 3 aylar içerisinde bulunuyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayına çok yaklaştığımız şu günlerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere öğrettiği şu duayı yapıyoruz hep birlikte. Allah'ım, Recep'i ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayına yaklaştığımız bu günlerde bizler de sizler için bu konuyla ilgili olarak bir panel programı hazırladık. Gafletten Kurtulma Ayı Ramazan konulu panel programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen, yurt içinden ve yurt dışından takip eden kardeşlerimiz, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen panelistlerimizi davet etmek istiyorum. İlk olarak eğitimci, yazar Ahmet Ekinci Beyefendi'yi ve Doktor Murat Gülnar Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim.
Evet, değerli hocalarım hoş geldiniz. Bu akşam panelistlerimizle öncelikle Müslümanların gaflette olduğu konular nelerdir? Gaflet nedir? Gafletin sebepleri nelerdir? Hangi konularda Müslümanlar gaflete düşmektedir? Bunlar üzerinde konuşacağız. Yine yaklaşan rahmet ikliminden, Ramazan ayından istifade ederek bu gafletlerden nasıl kurtulabiliriz? Bunlar üzerinde konuşacağız. İnşallah istifade edenlerden oluruz. Değerli hocam, Ahmet hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Murat hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Müsaadenizle Ahmet hocam önce sizle başlayalım isterseniz. Gaflet deyince ne anlamalıyız? Gaflet nedir? Ve bugün hangi konularda gaflete düşmekteyiz? Kısa bir girişle başlayalım inşallah. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Bismillahillezî lâ yedurru ma ismihi şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huves semî'ul alîm. Evvela gaflet kelimesine bakmak gerekiyor. Gaflet unutmak demek. İnsana Allah'ı unutturan her şey. Bunun yanında insanın heva ve hevesine uyması da gafletin manası dahilinde. Bugün insanı Allah'ın emir ve yasaklarına uymaktan alıkoyan her şey gafletin nedeni olarak gösterilebilir. Özellikle yaşadığımız şu zamanda insanı vahiyden uzaklaştıran, insanı dinden uzaklaştıran, insanı Allah'tan uzaklaştıran birçok şey var. En temel etkenlerinden birisi şu an biz ümmet olarak mağlup olduğumuz için dünyada medeniyetimizin, dünyada dinimizin, düşüncemizin güçlü olmadığı bir dönemi yaşadığımızdan ve İbni Haldun'un tanımıyla mağlup milletler galipleri taklit eder görüşü doğrultusunda ne yazık ki insanımız görünürde Müslüman, sözde Müslüman, isimde Müslüman, kimlikte Müslüman fakat eylemde ve düşüncede yaşayışta Müslümanca bir hayat ortaya konulmuyor. Sorsanız elhamdülillah Müslümanım der. Fakat yaşayışına baktığınız zaman bir Amerikalı'nın, bir İngiliz'in yani bir Batılı'nın yaşayışından hiçbir farkı yok. Bir yılbaşı gecesi gelir. Bir Batılı'nın Noel olarak kutladığı o yılbaşını bizim Müslüman da kutlar. Ve bunda bir sakınca görmez. Halbuki onlara benzemeyin diyordu Kur'an-ı Kerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi onlara benzetmekten men etmişti. Ama biz gaflet içerisindeydik ve biz dünyaya dalmıştık. Yaratılış amacımızı, bu dünya niye geldiğimizi unutmuştuk, unutturulmuştu bize. Bundan dolayı gaflet içerisinde bir hayat yaşıyoruz. Bugün birçok Müslüman yaratılış amacını ne olarak ifade eder? İşte biz bu dünyaya geldik. Bu dünyayı imar edeceğiz, yaşayacağız, efendim emekli olacağız. Ondan sonra emeklilikten sonra biraz da ahiret için çalışacağız. Sonra inşallah öbür tarafta cennete gideceğiz. Kafa bu yani. Ahirete çalışmayı emeklilikten sonraya erteleyen bir zihin yapısı var Müslümanlarda. Halbuki Rabbimiz Zariyat suresinde buyuruyor. Ben insanları ve cinleri ancak bana İtaat etsinler, ibadet etsinler, kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Hangi meselede? Sadece ibadette mi? Hayır. Sadece ahlakta mı? Hayır. Her meselede. Bugün Müslümanların yaptığı nedir? Bakın hayatlarına, Kur'an ne zaman Müslümanlara lazım oluyor? Şu anki Müslümanların zihin yapısına göre söylüyorum. Kur'an ne zaman lazım? Belirli gecelerde, ölmüşlere sevap göndermek için okunan bir kitap Kur'an. Ne zaman lazım Kur'an-ı Kerim? Bir taziye evinde.
Ne zaman lazım Kur'an? Bir cenazede ya da mezarlıkta. Halbuki bu kitap ölüler için değil, diriler için. Bu kitap mezardakiler için değil, mezarın dışındaki diriler için gelmişti. Ve bu kitap sadece ahlaktan, sadece ibadetten bahseden bir kitap değil. Bu kitap hayatımızın 24 saatini tanzim etmek için gönderilmiş bir kitap. Bu kitap sadece ferdi hayatımıza karışmak için gelmiş bir kitap değil. Bu kitap sadece aile hayatımızı düzenlemek için gönderilmiş bir kitap değil. Bu kitap bütün dünyaya hükmetmek için gönderilmiş bir kitap. Ve Rabbimiz Enfal suresinde bize dünyayı hedef gösteriyor. Çünkü bu dünya Allah'ın ve onun dediği olmalı. İnsan hayatının dışına bakın. En küçüğünden en büyüğüne, mikro alemden makro aleme, nerede, hangi parçaya, hangi detaya bakarsanız bakın, mükemmel bir sanat ve bir ahenk göreceksiniz. En küçüğünden en büyüğüne bir düzensizlik, bir başı boşluk, bir bozukluk, bir disiplinsizlik göremezsiniz. Çünkü Allah her tarafını en ince ayrıntısına kadar tanzim etmiş ve ölçüyü koymuş. Bu koca alem içerisinde sadece düzensizliğe, kargaşaya sebep olan bir canlı türü var. İnsan. Onu da düzenlemek için Rabbimiz vahiy ile insana yön vermiş. Eğer vahye göre yaşarsanız kainatla uyum halinde olursunuz ve sistemde bir sorun olmaz. Ama eğer siz vahye göre hareket etmezseniz sistemde en büyük sorunu siz çıkarırsınız. Çünkü bu dünyanın en kıymetli varlığı insandır. Vahyin olmadığı son 100 yıla bakacak olursak dünya 2 tane büyük savaş gördü. Dünya kaos yaşıyor. Dünya adaletsizliğin, zulmün her çeşidini yaşıyor. Sebep? Çünkü insanlar gaflette. Genelde bütün dünya gaflette, Allah'ın kitabını, vahyi unutmuş. Özelde ümmeti Muhammed gaflette, çünkü kendi inandığı kitabı elinin tersiyle bir tarafa atmış, başı dara düşünce Allah diyor, işi düşünce Allah diyor, rahata çıkınca Allah aklına gelmiyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim bizi uyarıyor. Çünkü bu düşünce yapısı Mekke müşriklerinde de vardı. Ve bu düşünce yapısı bütün insanlarda hakkıyla Allah'ı takdir edemeyen, Allah'a itaat etmeyen bütün insanlarda olan bir düşünce yapısı. Onlar fırtınada, denizde fırtınaya tutuldukları zaman dini Allah'a has kılarak sadece Allah'tan isterler diyor Kur'an-ı Kerim. Karaya çıkınca az önce dua eden kendileri değilmiş gibi çalım satarak giderler diyor. Yani başı dara düşünce Allah diyor, rahata ulaşınca Allah'ı terk ediyor. Günümüz insanı da öyle değil mi? Müslümanlar da öyle değil mi? Halbuki bu kitap bizim kitabımız. Evet kabul ediyoruz ama elhamdülillah Müslümanımız, Müslümanım diyoruz. Fakat unutuyoruz. Gereğini yapmıyoruz. Her meselede biz Kur'an'a uymakla mükelleftik. Ticaretimiz de Kur'an'a uygun olacaktı. Akrabalık ilişkilerimiz de, aile yapımız da, çarşı pazarımız da, toplumumuzun düzeni de, sosyal adalet de, hukuk sistemi de, her şeyimiz Kur'an'a uygun olacaktı. Ama gafletteyiz. Uyuttular, unutturdular ve o halde biz de daha devam ediyoruz. Uyandırmaya çalışan Müslümanlara da her türlü engellemeyi yapıyorlar. Ama uyandırmak bizim vazifemiz. Ve uyuyanları uyandırmak bütün uyanıkların görevi. Tevhidi şuura ulaşmış bütün Müslümanlar tevhidi bilinçle toplumu bilinçlendirmek zorunda. Bu hepimizin vazifesi çünkü Kur'an-ı Kerim bize bu vazifeyi yüklemiş. Bugün tevhidi düşüncenin olmayışı, dinin bize aksesuarmış gibi gösterilmesi, dinin bir kısmıyla ibadet yönüyle camiye hapsedilmesi ve sanki sadece din ölümden sonraki hayat için lazımmış. İşte Müslüman ölünce dinin kuralları lazım.
sadece mezarlıkta lazımmış gibi gösteriliyor. Hayır, haşa, bizim dinimiz aksesuar değil. Din, bu dünya hayatının temelidir ve her işimiz o dine göre olmalı. Yani İslam'a göre, yani tevhide göre olmak zorunda. Bize yaratılış amacımızı unutturdukları gibi Rabbimizi de unutturdular. Bundan dolayı gafletteyiz ve doğru bir Allah anlayışını da bize unutturdular. İnsanlara bakın, nasıl bir Allah'a inanıyorlar bugün? Nasıl bir Allah? Yaratan bir Allah. Halbuki biz hem yaratan hem hükmeden bir Allah'a inanıyoruz. İnanmakla mükellefiz. Araf suresi 54. ayet yazıyor burada. İmanın birinci boyutunu millet biliyor da ateist değilse bir insan. Fakat ikinci boyut pek dile getirilmiyor, anlattırılmıyor ya da anlatılmıyor. Allah'ın ilahlığı mevzu üzerinde durulmalı. Her şeyden önce ibadetten, ahlaktan önce tevhid öğretilmeli ve tevhidin temelinde de bu var. Ve birçok ayette Kur'an-ı Kerim'de buyurulur. Mesela hüküm Allah'a aittir. Hüküm ancak Allah'a aittir. Yaratan o, dolayısıyla hükmetmesi gereken de o. Çünkü en iyi bilen o. Bu noktada bize unutturuldu. Laikçe bir din anlayışı verildi. Biz Müslümanız. Laik değiliz, olamayız da. Dünyada ideolojilerin, felsefelerin, fikirlerin yaygınlaştırılmasıyla ve onların önlerinin açılmasıyla tevhid unutturuldu, din anlayışı unutturuldu, insanlar geri bıraktırıldı. Müslüman kendi kitabına Müslümanca bakamıyor, yaklaşamıyor. Müslüman kendi kitabının içerisindeki Allah'ın emirlerini inkar ediyor. Bu zamana uymaz diyor. Çünkü taklidi bir imana sahip, araştırmamış. Halbuki Müslüman okumakla, araştırmakla, akletmekle, düşünmekle mükellefti. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti bunun üzerinde durur. Bizi cahilliğe, bizi araştırmamaya, bizi atalete zorladılar, geri bıraktırdılar ve her türlü baskıyı üzerimize uyguladılar ve bu hale getirdiler. Ve öyle bir hale geldik ki din cahili olduğumuz halde kendimizi çok dindar ve en iyi Müslüman görür olduk. Şu anda öyle değil mi? Hepinizin bildiği bir cümle. Neymiş efendim? Dünyada en iyi Müslümanlık bu ülkede yaşanıyormuş. Neye göre? Neye göre sen bu cümleni söylüyorsun? Kur'an'a göre söylüyorsan yalan. Sünnete göre söylüyorsan o da yalan. Ama kafana göre söylüyorsan konuşabilirsin. Biz Kur'an ve sünnete göre konuşmak, düşünmek, davranmak zorundayız. Evet değerli hocam, evet. Kur'an'a bakışımızda, evet. Ayetlere, Allah'a, Resulüne bakışımızda herhalde gaflet içinde olduğumuz, evet. Ve bu nedenle de İslami anlamda sapmalar yaşadığımızdan bahsettik özet olarak. Evet. Müsaadenizle Murat hocama dönmek istiyorum. Değerli hocam, konumuz gafletten kurtulma ayı Ramazan. Siz de biraz Ramazan ayı ile ilgili giriş yaparsanız, bilgi verirseniz memnun oluruz. Buyurun. Elbette. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evvela şunu söylemek isterim. Ramazan ve gaflet, neden gafletten kurtuluş için Ramazan ayını reçete olarak sunduk? Bundan biraz bahsedeyim. Ondan sonra Ramazan ayı nedir, önemi nedir ondan bahsedeyim. Ahmet hocamın da bahsettiği gibi birçok meselede insan olarak gaflet içerisindeyiz. Geçmişten bu yana insanların en büyük gafleti Allah'ı tanıma, Rabbini tanıma hususundadır. Rabbini koyması gereken yere koyamadığı için o yüzden özellikle akide konusunda sapmalar göstermiştir ve şirk toplumları meydana gelmiştir.
Daha sonra ameli noktalarda, muamelat noktalarında sapmalar meydana geldi. İnsan Rabbini tanıma hususunda, daha sonra kendini tanıma hususunda, daha sonra buna uygun bir kul modeli meydana getirme hususunda, yeryüzünü Allah'ın istediği şekilde dizayn etme noktasında, velhasıl zaman noktasında verilen nimetler noktasında, her alanda geniş bir yelpazede gaflet içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu gafletten kurtulmanın birçok yolu vardır ama bu yolları elde etmenin en önemli ayağı olarak Ramazan'ı bir fırsat bilmeliyiz. Az önce başlarken dediğiniz gibi başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan bir ay. Neden bu kelime Ramazan olarak, aslında Ramadan olarak dat ile söylenir ama Türkçe'ye Ramazan olarak geçmiştir? Neden özellikle bu kelime seçilmiştir? Bu kelimenin tanımına baktığımız zaman dil bilimcileri tarafından iki tane köken söylenmektedir. Zayıf bir görüşe göre Ramazan kelimesi Esmaül Hüsna'dandır. Yani Allah'ın isimlerindendir. Hatta buna benzer bir hadise dayanarak söyleniyor. O hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Ramazan Allah'ın isimlerindendir. Sakın ha Ramazan geldi, Ramazan gitti demeyin. Ramazan ayı geldi, Ramazan ayı gitti şeklinde söyleyin buyuruyor. Daha kuvvetli olan görüşe göre ise Ramazan Allah'ın aylarından birisidir. Kur'an-ı Kerim'de Şehru Ramazan diye bahseder. Yani Ramazan ayı olarak bahseder. Ramadi kökünden ya da Ramad kökünden geldiği söylenmiştir. Ramadi yazın bitimi, güzün başlangıcında yağan yağmur ve o yağmurun meydana getirdiği bir temizlik operasyonu. Yağmur nasıl ki yağdığı zaman o toprakta bir temizlik meydana getirir, toprağın kokusu değişir, güzelleşir, mis gibi bir koku gelirse, insan da tıpkı onun gibi Ramazan ayında günahlardan bu şekilde arınarak, temizlenerek mis gibi bir Müslüman meydana gelmiş olur. Çok güzel bir isimlendirme seçilmiş. Bir manası da Ramat kökünden olduğu söyleyenlerin görüşüne göre, Ramat ise özellikle yazın sıcağında güneşin kavurduğu, adeta yakmış olduğu kayalıkları, kumları, toprağı yakmasıyla meydana gelmiş olan o yakma hadisesini şuna benzetmişler. Yani tıpkı güneşin o kızgınlığıyla toprağı, kayayı yakması gibi Ramat da, yani Ramazan da, Ramazan ayı da insanın günahlarını o şekilde yakarak ortadan kaldırıyor ve insan tertemiz olmuş oluyor. Hadislerde geçtiği üzere Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan ayını oruçlu olarak geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Bakın her iki isimlendirme de ne? Günahların bir mağfiret olarak, mağfiret ayı olarak günahların temizlenmesine yönelik isimlendirme olduğunu görmekteyiz. Ramazan kelimesi Kur'an'da birkaç yerde geçer ve ekseriyetle Kur'an'a da atıfta bulunur. Ahmet hocamın da dediği gibi özellikle Kur'an ayıdır. Neden Ramazan demiştik? Çünkü Ramazan bir yönüyle rahmet ayıdır. Bir yönüyle nefsi tezkiye için bir fırsattır. Bir yönüyle aynı zamanda mağfiret ayıdır. Aynı zamanda infak ayıdır. Aynı zamanda mesela itikafa girilen, son 10 gününde itikafa girilen bir aydır. Aynı zamanda teravih ile Müslümanların özellikle camiye akın ettiği, bir araya geldiği bir aydır. İnfakta, sadakada, fitrede bulunma şeklinde Müslümanlar arasında kaynaşmaya sebep olan bir aydır. Bu yönüyle bu ayı gafletten kurtulmak için bir fırsat olarak görmeliyiz. Evet hocam, ayrıntılara girmeden önce böyle bir kısa giriş yapmış olalım. Evet. Müsaadenizle Ahmet hocama dönelim. Hocam Ramazan ayı, Kur'an ayı dedik. Kur'an bizim gafletten kurtulmamız için nasıl bir reçete sunuyor bize? Neler yapabiliriz? Kur'an'a göre baktığımızda gafletten kurtulmak için neler yapabiliriz?
Evet. Evvela fert olarak, Müslüman bir birey olarak biz Kur'an'a yaklaşım tarzımızı değiştirmek zorundayız. Ne yazık ki günümüzde Müslümanlar Kur'an'a sevap kazanılan bir kitap nazarıyla bakıyor. Belirli gecelerde okuruz, sevap kazanırız. Ölmüşlerimize okuduğumuzun sevabını göndeririz. Böyle bir yaklaşım var. Evet, Kur'an okunduğu zaman sevap elde edilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kur'an'ın her bir harfine 10 sevap var. Elif, lam, mim bir harftir demiyorum diyor. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Sevap var doğru ama Kur'an okunmak için değil, yaşanmak için gönderilmiş bir kitaptır. Fudayl bin İyaz diyor ki, Kur'an amel edilmek için gönderildi. Fakat Müslümanlar onu okumayı amel edindiler. Günümüz Müslümanı anlatıyor yani. Gerçekten bizlere anlatıyor. İşte önümüzde Ramazan ayı var. İnsanlar her gün Kur'an okuyacaklar, hatim indirmeye çalışacaklar, hatim grupları oluşturulacak. Güzel, olması gereken şeylerden. Fakat Kur'an ne diyor? Kur'an nasıl bir hayat istiyor? Bu noktada fert olarak kendimize bu soruyu yöneltmemiz gerekiyor. Sahabenin Kur'an'a yaklaşım tarzını benimsememiz lazım. Sahabe ne yapıyordu? Bakın. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki biz Kur'an'ın 10 ayetini alır, ezberler, hayatımıza tatbik eder, sonra diğer 10 ayete geçerdik. Yani sahabe yaşamak için okuyor, ezberliyordu. Biz ise ezberlemek için ezberliyoruz ya da okuyoruz. Ya da sevap kazanmak için okuyoruz. Fert olarak böyle bir karar almamız gerekiyor. Bu Kur'an hayat kitabıdır. Hayatıma yön vermek için Rabbim tarafından bana gönderilmiştir. Ferdin yapacağı bu. Cemaat olarak yapılacak şey en önemli husus olduğu için Kur'an'ın bir davasının olduğu ortaya konulmalı. Sadece içindeki bir mesele alınmamalı. Sadece ibadet yönü, ahlak yönü. Bunlarla beraber Kur'an'ın bir davası var ki Kur'an'ın ruhu, Kur'an'ın özü, Kur'an'ın ana mesajı bu. Bu ortaya konulmalı. Yani tevhid ortaya konulmalı ve bununla beraber Rabbimiz bize bu kitabı göndermiş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kitabın nasıl yaşanacağını pratiğiyle ortaya koymuş. Fert olarak ortaya koymuş, cemaat olarak ortaya koymuş, hareket olarak ortaya koymuş. Kur'an-ı Kerim bize Bir fert nasıl kendi toplumunda dönüşüm meydana getirir? Bir fert toplumunu nasıl dünyada ses getirecek bir seviyeye getirebilir? Bunun da yolunu gösteriyor. Biz buna peygamberi metot ya da nebevi hareket metot da diyebiliriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de tek başına bir insan, gelin la ilahe illallah deyin, Araplar ve Arap olmayanlar size itaat edecekler diyor, karşı çıkıyorlar. Ama yılmıyor, vazgeçmiyor, pes etmiyor, mücadelesine devam ediyor. Devam ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde hareket etmesine sebep olan Rabbinin onu vahiy ile yönlendirmesi. Yani peygamberi metot dediğimiz metot. Bugün Müslümanların yani cemaatlerin en çok üzerinde durması gereken noktalardan birisi de bu. Bu işin bir metodunun olduğunu Müslümanlar kavramalı. Bu din bize, af buyurun, tuvalete nasıl gireceğimizi öğreten bir din. Bu din bize yatakta nasıl yatacağımızı öğreten bir din. Bu kadar basit, ferdi ilgilendiren meselelerde bile bize yön veren bir din nasıl olur ki, nasıl olur da en önemli mesele olan bu dünyada Allah'ın hakimiyetinin tesisi için gerekli olan yöntemi göstermez. Gösteriyor. Ve biz Allah'ın izniyle
O metodu takip ediyoruz. İddiamız bu. Ondan dolayıdır ki herkesin sustuğu bu zamanda biz konuşuyoruz. Herkesin suspus olduğu bu zamanda biz Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı diyoruz. Biz bunu kendi kafamızdan demiyoruz. Bize kalsa böyle sıkıntılı işlere niye girelim? Rahatımızı niye bozalım? Rahatını bozmayan, susan, konuşmayan, rahatına bakan Müslümanlar gibi biz de makamları kapabilirdik. İhaleleri biz de alabilirdik. Bütün spor salonları, bütün düğün salonları, hatta mahallelerde de yaptığımız programlar bile sonuna kadar desteklenir. Her türlü yardımlar resmi kurumlardan gelir. İşimizi rahat rahat yapardık. Hiç de sıkıntı çekmezdik. Ama dava öyle değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de çektiği çileyi biliyorsunuz. Mekki dönemi okumamız gerekiyor. Boşuna değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki bu dünyada insanlar içerisinde Allah'a en sevimli olan o. O bile o kadar sıkıntı çekmiş, çile çekmiş ve sonunda Rabbi ona nasip etmiş edeceğini. Biz ondan daha şerefli değiliz, haşa. Daha üstün değiliz, daha kıymetli değiliz. Dolayısıyla onun uğrunda gecesini gündüzüne kattığı bu dava için bizler de mücadele etmek zorundayız. Bizler de cesur olmak zorundayız. Şundan bundan korkacak değiliz, korkmamalıyız. Korkmamız gereken Allah'tır. Korkmamız gereken Allah'ın cehennemidir. İnsanların zindanları değil, hapisleri değil. Biz Furkan hareketiyiz. Biz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın talebeleriyiz. Bizi ölümle korkutamazlar. Çünkü biz ölümden sonrasına inanıyoruz. Allah için ölmenin en büyük şeref olduğunu, şehadet olduğunu biliyoruz, iman ediyoruz. Zerre kadar şüphemiz yok. Ve bizi böyle cesaretli konuşturan, bizim yukarıda yükseklerde tanıdık kimsemiz yok. Bizim kelli felli adamımız da yok. Ama bizim yeri ve göğü yaratan, her şeye hükmeden bir Rabbimiz var. Ve biz onun davası için mücadele ediyoruz. Ve onun metoduna göre hareket ediyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de yanında hiçbir güç yokken, kimse yokken de tevhide haykırıyordu. Gel diyorlardı, orta yolu bulmaya çalışıyorlardı, tabuiz koparmaya çalışıyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanaşmıyordu. Çünkü Rabbi müsaade etmiyordu. Çünkü bu davanın metodu Allah'tandır. Peygamberden de değil. Peygamberi de Allah yönlendiriyordu. Şöyle de, böyle yap. Bakın, Kafirin suresi. Medine döneminde nazil olmuş değil, Mekke'de. De ki ey kafirler diye başlıyor. Müslüman zalime, kafire eyvallah etmez. Biz ancak ve ancak Allah'ın huzurunda eğiliriz, rükiye varırız. Biz Hazreti Muhammed'in talebeleriyiz aleyhissalatü vesselam. Dik duruşumuzdan ödün vermeyiz. Eğilmeyiz, bükülmeyiz. Taviz vermeyiz, geri adım atmayız. Biz hocamızın talebeleriyiz. Ne diyor hocamız? Siz benim kafamı keseniz de o kesik kafa doğru bildiğini, hak bildiğini konuşmaya devam eder. Aynen öyle. Biz bu gücü imanımızdan alıyoruz. Biz bu gücü Rabbimizden alıyoruz. Ve bizim metodumuz bizi böyle konuşturuyor. Metot. Müslümanların aklına bile getirmediği, düşünmediği, düşünemediği, nereden çıkardınız metot diye bir şey dediği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Metodun gerekli olduğunu Müslümanlara lafla sözle değil, eylemle, güçlenerek, örnek bir hareket ortaya koyarak ispatlayacağız. Göstereceğiz onlara. Bu iş böyle oluyor. Onlar da diyecekler ki evet hakikaten böyle oluyormuş. Biz yıllarca uğraştık, olmuyor.
Aslında Allah gösteriyor bize. Tavizler vererek, köşeleri kaparak, onlardan görünerek 40 yıldır, 50 yıldır şuralara buralara gelen cemaatin halini görüyorsunuz. Metot noktasından bakın meseleye. Taviz vererek, köşeleri kaparak, haramlara girerek ne yaparsanız yapın 50 yıl da geçse gün geldi mi böyle duvara toslarsınız. Yanlış yol. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davasından taviz vermedi. Küfre, kafire, zalime, şirin görünmeye çalışmadı. Bizim de öyle bir hakkımız da, yetkimiz de yok. Dolayısıyla biz tavizsiz, dik duruşu ortaya koyan, şiddete bulaşmayan, tebliğ ile insanların kalbine hitap eden, insanların kalbini fethetmek isteyen, insanların iman etmesi için mücadele eden bir hareketiz. Bizim makamlarda, ihalelerde, şurada burada gözümüz yok. Biz insanların kalbini istiyoruz. Kendimiz için değil, onlar için, ahiretleri için. Çünkü o gün orada ahirette dostluk yok, alışveriş de yok. Sadece iman ve salih amel iş görecek. Biz insanların iman etmesi için mücadele ediyoruz. İşte metodu hatırlatacak, metodun gerekliliğini ortaya koyacak, hareketiyle bu işin metotla olduğunu ortaya koyacak bir hareket lazım. Cemaatlerin metodu öğrenmesi lazım. Ve son olarak şununla bitireyim. Ümmeti Muhammed'in de Kur'an'a yapışmaktan, Kur'an'a tabi olmaktan başka bir kurtuluş çaresi yok. Dünyada ezilenler Müslümanlar, kanı dökülenler Müslümanlar, her türlü zulmü gören Müslümanlar, onları yine tarihteki gibi o şanlı dönemlerine taşıyacak olan yine Kur'an'dır. Tarihimizde Kur'an'a tabi olduk. Kur'an'ın rehberliğinde dünyanın süperi olduk. Süper gücü olduk. Dünyada bizim sözümüz geçiyordu. Ne zaman ki Kur'an'ı terk ettik, ümmet ulus devletlere, ulus devletler kendi içerisinde parça parça parçalara bölündü. En son o hale geldi ki artık bırakın toplumu, bırakın toplumu, bırakın aşireti, bırakın aileyi, kardeşler arasında, eşler arasında bile şu an geçimsizlik, sıkıntı var. Neden? Çünkü biz Allah'ın kelamına ihanet ettik. Yani terk ettik. Terk edince, neden terk ettik? Dünya için. Dünya için terk edince, azap-ı amelin cinsinden terk ettiğimiz dünyadan da olduk. Dünyada da huzur yok Müslümanlara. Onun için hem fert olarak, hem cemaat olarak, hem toplum olarak, hem ümmet olarak biz Kur'an'a, Kur'an'ın düsturlarına, emir ve yasaklarına uymak zorundayız. Uyduğumuz zaman yine tarihteki şanlı yerimizi alırız inşallah. Değerli hocam, siz de gafletten kurtulmamız için Ramazan ayında Kur'an dışında neler yapabiliriz? Biraz da bundan bahseder misiniz? Ahmet hocam Kur'an'dan bahsetti. Evet. Ramazan ayında Kur'an dışında başka ne gibi reçeteler sunabiliriz? Aslında sunacağımız reçeteler de yine Kur'an'ın emri dairesi içerisinde. Ben daha çok orucun gafletten kurtulma noktasında bize vereceği faydalar üzerinde duracağım inşallah. Ama öncesinde maneviyat ve nefis tezkiyesi hususunda özellikle 80'li yıllardan bu yana Müslümanların özellikle radikal camianın çok fazla durmadığı malumumuz. Daha o yıllarda muhterem hocamız Adab Risalesi ve Virt Risalelerinin ön sözünde şöyle bir söz söylüyor. Biz öyle bir Müslüman modeli meydana getirmeliyiz ki bu Müslüman modeli bir yandan manevi alanlarda gelişme göstermeli, tekamül etmeli. Adeta öyle bir ağaç olmalı ki bu ağacın kökü derinlere inmeli, dalları da yukarılara doğru uzanmalı, boy vermeli. Maalesef radikal İslami camia özellikle tasavvufa, tarikata, nefsi tezkiye gibi konulara ya hor baktı, ya ihmal etti, ya da toptan reddetti.
O yüzden geldikleri noktada maalesef ortada. Pek çoğu mücahitlikten müteahhitliğe terfi mi etti, terfi mi düşürdü düşünebiliriz. Bu noktada şunu da söylemek lazım. Belli bir süre sonra yol uzun, meşakkatli, engebeli, virajlı bir yol. Bu yolda sonuna kadar dayanabilmek, sebat edebilmek ancak Allah'ın yardımıyla, manevi gıdalarla, beslenmekle, nefis tezkiyesiyle mümkündür. Kur'an-ı Kerim kad aflaha men zekkeha buyurmuyor mu? Nefsini tezkiye eden felah bulmuştur. Onu ihmal eden, onu örten, başka şekilde ihmal etmiş olan ise hüsrana uğramıştır buyuruyor. Demek ki nefis tezkiyesi önemli ve bunun da en önemli göstergelerinden birisi ya da ona götüren en önemli ibadetlerden birisi de oruçtur. Oruç hangi konularda bizi gafletten alıkoyuyor? Biraz onun üzerinde durayım. Aslında her bir ibadet bizi Allah'ın bir yönüyle fırça darbesiyle adeta boyamasıdır. Allah Azze ve Celle ve men ahsanu minallahi sibga. Sibgat Allah ve men ahsanu minallahi sibga. Allah'ın boyası, Allah'ın boyasından daha güzel olan hangi boyadır buyuruyor. Her bir ibadet bizi bu yönde boyadığı için Müslüman tüm ibadetleri yerine getirmeye çalıştığında aslında tam da o zaman Allah'ın istediği model meydana gelmiş oluyor. Haddi zatında oruç zor bir ibadettir. Sıralamaya göre baktığımız zaman namaz, zekat ve sonrasında oruç emredilmiştir. Bu da gösteriyor ki oruç hem namazdan hem de zekattan daha zor bir ibadettir. Ama hocam günümüzde oruç tutan çok, namaz kılan az. Yani çoğu namaz kılmayan da oruç tutabiliyor ama oruç daha kolay gelmiş diyorsunuz. Doğru, doğru söylüyorsunuz ama şöyle bir noktayı göz ardı ediyoruz. Aslında bugün insanların çoğunun tutmuş olduğu oruç gerçekte hangi kategorideki oruçtur? Gerçekte istenen oruç mudur? Ona bakmak lazım. İmam Gazali oruç tutanları tasnif ederken bir avamın orucu der. Avamın orucu nasıl bir oruçtur? Sadece mideyi tutmakla, sadece şehveti zapt etmekle yapılan bir oruç. Yani bunu tutan insan ne yapmış oluyor? Yemeden içmeden kendini alıkoyuyor. Bir de cinsi münasebetten kendisini alıkoyuyor. Diğer bütün noktalarda aslında gerçek manada oruç tutmuş sayılmıyor. Orucu belki fıkhen kabuldür ama kamil manada bir oruç tutulmamış oluyor. O yüzden de kolay geliyor. Zaten de bir ay olduğu için o bir aylık süre zarfında bu şekilde bir oruçla geçiştirmiş oluyor. İkinci oruç, İmam Gazali'nin işaret ettiği şekildeki havasın orucu, seçkin insanların, hususi insanların, seçkin insanların orucu. Bu oruç da bütün uzuvlarla, bütün duyu organlarıyla tutulmuş olan bir oruç. Yani gözümüzle, kulağımızla, dilimizle, elimizle, ayağımızla tutmuş olduğumuz bir oruç havasın orucu derecesindedir. Hocam bunu biraz açar mısınız? Yani nasıl oluyor? Mesela düşünün adam oruç tutuyor ama akşama kadar televizyonda mesela yemek programları izliyor. Belki de onlara bakarak iştahını kabartıyor. Akşam da böyle mükellef bir sofra hayal ediyor. Ya da mesela haramlardan kendisini alıkoyamıyor. Ama havasın orucunda haramlara bakmak yok. Havasın orucunda bütün uzuvlarla, bütün organlarla, bedeni organlarla tutulmuş olan bir oruçtan bahsediyoruz. Havasul havasın orucuna gelince üçüncü kısım, bu da veya ehasul havas da, ehasul havas da denilir. Havasul havas, bunun orucu da kalp ile tutulan bir oruç. Bütün uzuvlarla artı bir de kalbiyle de oruç tutmak, yani Allah'tan gayrı olan hiçbir şeyle ilgilenmemek. Hatta şöyle ilginç bir şey vardır. Havasul havastan birisi yarın ne yiyeceğini düşünürse, iftarda ne yiyeceğini düşünürse veya benzeri olarak sahurda ne yiyeceğini düşünürse
Bu sefer Havasul Havas'ın orucundan bir alt dereceye düşmüş oluyor. Çünkü Allah'tan gayrısını düşünmeye başlamış oluyor. Ne yiyeceğini hesaplamış oluyor. Rızkı veren Allah'tır, onunla ilgilenmesi, hemhal olması gerekirken, yani bir nevi aslında tebettül makamındaki insanların orucu diyebiliriz. Oruç nasıl bizi tutar? Bu noktada aslında savun kelimesi de oruç manasına geliyor. İnsanlar oruç hususunda ne gibi gafletlerdeler? Aslında geçmiş ümmetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Geçmiş ümmetlerde de orucun olduğunu Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı buyuruyor. Bakıyoruz Yahudilere ve Hristiyanlara, onlarda bizim gibi tutulan bir oruç yok. Kafalarına estiği şekilde, uydurdukları bir şekilde oruç tutuyorlar. Bunun gelişimine baktığımız zaman şöyle bir yol haritası görüyoruz. İki görüş var bu hususta. Bir görüşe göre İsrailoğulları, hasreten de Hristiyanlar döneminde iki musibet geliyor başlarına ve bu musibetlerden kurtulursak şöyle şöyle yapacağız gibi vaatlerde bulunuyorlar. Ve kurtulduklarında buna kefaret olarak bu kurtuluşa kurtulmanın sonucunda 10 gün ilave ediyorlar. 30 günü 40 güne tamamlıyorlar. Bir başka görüşe göre musibet değil de alimleri diyorlar ki biz orucu yazın bizim gibi tutuyorlarmış, 10'ar gün geriye gelme şeklinde. Bakın Allah'ın hikmetidir. Biz bu şekilde bütün bir seneyi oruçlu geçirmiş oluyoruz. Her zaman diliminde, her iklimde orucu yaşamış ve orucun zorluklarıyla karşılaşmış oluyoruz. Bu da gerçek manada bir adalettir. Çünkü serin bölgelerde yaşayan insanlar ya da mesela hep aynı dönemde olsaydı, kuzey yarım küre ile güney yarım küre arasında farklılık meydana gelecekti. Bir taraf kışı yaşarken çok kısa sürede oruç tutarken, diğer taraf çok sıcak aylarda ve çok daha uzun zaman diliminde oruç tutmuş olacaktı. Allah'ın rahmeti ve hikmeti gereği böyledir. Dediler ki biz sıcak zamanlarda tutmayalım, bunu serin zamanlarda tutalım ama buna mukabil 10 günde kefaret olarak tutalım. Bu şekilde 40 güne tamamladılar. Hatta daha sonra kralları hastalandı, dediler ki, kral dedi ki ben iyileşirsem 7 gün daha ilave edeceğim. 47 güne uzattılar. Aslında taabbudi meselelerde, ibadetle ilgili meselelerde sayıları, şekilleri, zamanları belirleyen Allah'tır. Neden sabah namazı 4 rekattır, öğle namazı 10 rekattır? Bize nasıl intikal ettiyse öyledir. Bunu artırmak ya da azaltmak bu konuda gaflettir, dalalettir, hatta belki de bid'attir, dini bozmaktır diyebiliriz. Çünkü herkes bu şekilde dine bir şeyler ilave eder. Dinden bir şeyler çıkarırsa o zaman din diye bir şey kalmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kullu bid'atin dalaleh buyuruyor. Her bid'at sapıklıktır. Çünkü her bir din bid'atin dine girişi aslında bir sünnetin iptali manasına geliyordur. Çünkü o konuda mutlaka bir sünnet vardır, bir uygulama vardır. O uygulamayı iptal eden bir bid'at girmiş oluyor. Savm kelimesinden gelir dedik. Savm tutmak manasına gelir. Kendini tutmak ya da tutmak. Bu manada baktığımız zaman aslında biz orucu değil, oruç ibadeti bizi tutmuş oluyor. Yani biz demeliyiz ki ey oruç beni tut ve nasıl bu halde isem, nasıl oruçlu iken, Ramazan'da iken, nasıl Allah'ın razı olduğu, Resulünün gösterdiği şekilde örnek bir Müslüman olabiliyorsam, bütün bir sene beni bu şekilde tut demiş oluyoruz. Beni muhafaza et demiş oluyoruz. Oruçluyken mesela oruç nasıl tutar bizi? Efendimiz buyuruyor ki oruç kalkandır. Nasıl ki savaşlarda düşmanın oklarına hedef olduğumuzda o kalkan bizi koruyorsa, oruç da bizi manevi kirlerden, manevi günahlardan ya da bize isabet edecek olan fitne gibi şeytanın vesveselerinden bizi muhafaza ediyor, koruyucu bir kalkan oluyor.
Mesela tartışmadan, kavgadan bizi engelliyor. Efendimiz öyle buyurmuyor mu? Bir kişi sizinle tartışmak isterse, oruçlu olan kimseye sövmesin, kimseye sataşmasın, kendisine bir sataşan olursa ben oruçluyum desin. Bakın bizi tartışmadan da men ediyor. Bu manada oruç mesela aynı zamanda insana bir sıhhat meydana getiriyor, sıhhatli yapıyor. 11 ay boyunca midemizi maalesef tıka basa dolduruyoruz. Önümüze gelen birçok şeyin tadına bakıyoruz ve Allah Azze ve Celle o bir ayda bizim midemizi adeta bir nevi bakıma alıyoruz. Bakım ayı yani. Midemiz bakıma alınıyor ve sıhhatli bir insan meydana gelmiş oluyor. Aynı zamanda oruç, daha da önemlisi gafletten kurtarma noktasında kişiye bir irade sağlamış oluyor. İnsan aç kalarak kendisine helal olan şeyleri belli bir süre kadar adeta yasaklamış bir şekilde durarak, yasaklayarak aslında insan bir irade meydana getirmiş oluyor, ortaya bir irade koymuş oluyor. Bu iradesiyle kendisinin belli bir gücü olduğunu da anlamış oluyor. Ama nasıl bir güç? Aynı zamanda Allah'ın vermiş olduğu o nimetlere muhtaç olan bir güç. Hani Allah Azze ve Celle insanı bir damla sudan ya da atılmış olan bir meniden yarattığını söylüyor ya. Aynen öyle, bir damla sudan yaratılmış olan insan oruçlu iken bir damla suya hasret kalıyor. Bu manada oruç nimetlerin de farkına varmamızı sağlıyor kıymetli kardeşlerim. Nimetler konusunda gaflet içerisinde değil miyiz? Hava bir nimet, su bir nimet, yediğimiz içtiğimiz her şey bir nimet. Sağlık bir nimet, boş zaman bir nimet. Ne zaman ki bunları kaybettiğimiz zaman anlıyoruz, öyle değil mi? Oruçluyken de su karşımızda, elimizi uzatamıyoruz. Yiyecekler önümüzde, yiyemiyoruz. Hem bu şekilde acziyetimizi de anlamış oluyoruz. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerin de farkına varmış oluyoruz. Şükrünü eda etmeye çalışıyoruz, aklımıza getirmiş oluyoruz. Hem aynı zamanda Müslümanların, özellikle fakirlerin halini de anlamış olmuyor muyuz? Oruçluyken insan, özellikle de fakirlerin bulunduğu yerlerde, biraz daha durumu kötü olan kardeşlerini de ziyaret etmeli, onlarla beraber oturmalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de tavsiyesi değil mi? Kalbin yumuşaması için fakirlerle hemhal olmayı, onlarla oturup kalkmayı bize emretmiyor mu, vasiyet etmiyor mu? O zaman daha iyi anlamış oluyoruz fakirin halini. Fakir zengin arasında bir kardeşlik de meydana gelmiş oluyor oruç sayesinde. Aynı zamanda iftar sofralarında maalesef iftar sofralarımız mükellef. Çok çeşitli. Halbuki biz az önce nefis tezkiyesinden bahsettim. Mücahadenin rükünleri dediğimiz dört rükün vardı değil mi? Az yemek, az uyumak, az konuşmak ve uzlet. Aslında az yemeği de oruçta sağlayabilirsek mücahadenin bu dört rüknü Ramazan ayı içerisinde gerçekleşmiş olur. Az yemiş olacağız, az konuşmuş olacağız, daha doğrusu boş konuşmamış olacağız ve aynı zamanda az uyumuş olacağız. Çünkü geceleri sahura kalkacağız, icabında teheccüd kılacağız, tövbe istiğfar edeceğiz ve az uyumuş olacağız. Özellikle belki daha sonra konumuz olursa İtikaftan da bahsetmek isterim. İtikafta da kısa süreli 10 günlük bir uzlet hayatı yaşamış olacağız. Daha belki birçok şey söylenebilir oruç hususunda. Oruç insanı, her bir ibadet aslında insanı itaate de alıştırıyor. Az önce bahsettim. Helal olan şeyleri yemiyoruz. Allah böyle emrettiği için. Nasıl ki mesela İftar vakti ezan okununca elimizi suya uzatabiliyoruz, yemeğe uzatabiliyoruz. Aynı şekilde icabında çok zor şartlar altında kaldığımızda da komutana itaat etme, başımızdaki lidere itaat etme ya da İslam'ın bir emrine itaat etme noktasında da bize bir alışkanlık kazandırmış oluyor. Özellikle mesela kıtlık zamanlarında
zor zamanlarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hissi mucizelerini görmüştü sahabiler. Mesela orucun farziyetinden, farz kılınmasından sonraki bir dönemde, tabii ki oruçlu bir zamanda değil ama Hayber'in fethi sırasında Allah Resulü ve ashabı açlıkla karşı karşıya kaldılar, yiyecekler tükendi. O zaman daha ehli merkeplerin yenmesi caizdi. O vakte kadar ehli merkepleri kestiler ve tencerelere koydular, kaynattılar. Tam yemek üzereydi, yemek pişmek üzereydi. Allah Resulüne vahiy geldi. Ehli merkeplerin eti yasaklandı. Hem savaş zamanı, sefer vakti, hem de kıtlık zamanı, zor bir zamanda böylesi bir itaate alışmaları, açlığa talim eden insanların dayanabilmesi ile açıklanabilir. Ve o anda hemen Allah'ın emrine itaat ve teslimiyet gösterdiler. Tenceredeki etleri döktüler ve yemediler. Bundan anlıyoruz ki oruç insana itaat anlayışı da kazandırıyor ve bu da Üstad Mevdudi Rahimahullah'ın da dediği gibi her bir ibadet aslında insanı bir yönüyle cihada hazırlıyor. Oruç da bu yönüyle hazırlıyor. Çünkü cihat zordur. Aç kalmak, susuz kalmak vardır. Hepimizin bildiği Talut Calut kıssasında oradaki o günün Müslümanları su ile imtihan olunmadılar mı? Belki çok uzun yoldan geldiler, belki de çok susuz idiler. Bilemiyoruz. O yüzden de bir avuç haricinde içmemeler istendi ama çoğu bu emri yerine getiremedi. İtaat edemediler. Allah da o itaat edemeyenlere zaferi nasip etmedi. Evet. Daha belki pek çok şey söylemek lazım ama müsaadenizle evet, biraz daha anlatacağımıza söz hakkı verelim. Değerli hocam, İslami hizmetlerdeki Müslümanlar için özellikle gaflete düşmemeleri için fert olarak yapması gerekenlerden neler tavsiye edersiniz? Evet. Fert olarak biraz da manevi yönden kendimizi takviye etmemiz gerekiyor. O noktada biraz nafile olduğu için şeytan kardeşlerimizi, bizleri aldatabiliyor. Ama şunu unutmamak lazım ki İslami hizmetlerde olan kardeşlerimizin diğer sıradan olan Müslümanlardan farkı, hizmetin getirmiş olduğu yoğunluk, yorgunluk, efendim stres, baskı olabiliyor. Yaşıyoruz. Bunların üstesinden gelebilmek için evvela güçlü bir imana sahip olmak gerekiyor. Yani taklidi değil, tahkiki bir iman lazım. Mutmainliğe ulaşmak lazım bazı meselelerde. Evvela davadan mutmain olmak lazım. Hareketten, metottan, liderden mutmain olmak lazım. Bununla beraber insan şeytanı olan, çevresi olan ve çevresiyle etkileşimi olan bir varlık. Dolayısıyla her an dışarının tesiriyle değişime uğrayabiliyor bir takım şeyler. Mesela bir hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, İmanlarınız diyor eskir diyor, üzerinizdeki gömleğin eskimesi gibi. Ne yapalım ya Resulallah? Çokça la ilahe illallah deyin buyuruyor. Allah'a zikir yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ve gelecek bütün günahlar affolduğu halde günlük virtleri var. Mesela bizim virt risalemizde de var ya, günlük yapmamız gereken tesbihatlar. Mesela Subhanallahi ve bihamdi. Günde 100 defa. Estağfurullah ve tuğbileyh. 100 defa. Bunlar sahih hadislerde geçen Allah Resulü'nün ümmetine öğretmiş olduğu tesbihatlar. Bizler de bunlar yapmak zorundayız. Böyle virtler edinmek zorundayız. Bu yol uzun. Bu yol sıkıntılı. Ve tek manevi, tek azığımız bu maneviyat. Rabbimizle olan diyalogumuz. Bu yönden kendimizi takviye etmek zorundayız. Tefekkür önemli bir azık. Efendim, tebliğ yani davet, bir insanın hidayetine vesile olmak, bir insanın hayatının değiştiğini görmek, fikirlerinin değiştiğini görmek, namaz kılmıyorsa kılmaya başladığını görmek, bundan sonra ben de varım
dediğine şahit olmak insanın maneviyatını hem kuvvetlendirir hem insana moral verir. Bunun yanında Allah'ın kelamını her gün düzenli bir şekilde okumamız gerekiyor. Şunu unutmayalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz ne buyuruyor? Ey örtüye bürünen, geceleyin kalk. Gecenin yarısında biraz ilave et ya da biraz eksilt. Tertil üzere Kur'an oku. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ki peygamberlerin en üstünü, irade deseniz zirve, iman deseniz zirve, teslimiyet deseniz zirve, şahsiyet deseniz öyle, mücadele azmi deseniz öyle, gayret öyle, sabır öyle. Buna rağmen Rabbimiz ona ekstra böyle emirler veriyor. Ve o da bize öğretiyor. Bu yolda uzun yıllar mücadele etmek istiyorsan, mezara kadar, yani pazara kadar değil, mezara kadar devam etmek istiyorsan, maneviyatına dikkat etmek zorundasın. Rabbinle irtibatın sağlam olmalı. Günlük virtler edinmek zorundasın ve bunun yanında teheccüd de olmalı. Önümüzde Ramazan ayı var. Zaten sahura kalkıyoruz. Öyle değil mi? Herkes sahura kalkıyor. Bir 10 dakika, 20 dakika önceden kalkın. Sahurda. 2 rekat, en azından 2 rekat teheccüd kılın. O kıymetli zamanı kaçırmamak lazım. Bakın bir hadis-i kudüsü'de Rabbimiz ne buyuruyor? Allah en yakın semaya iner. Ne zaman? Gecenin son vaktinde. Ve şöyle der. Yok mu isteyen? İstediğini vereyim. İmsak vaktine yakın yani. O saatte zaten sahur için kalkıyoruz ya. Zaten ayaktayız. Genelde birçok insan, yani yiyip yatanlar da var tabii ki. Bunun yanında sahuru yemiyor da işte gece kalkıp yapanlar da oluyor. O saatte en az 2 rekat da teheccüd kıl. Varsa kazan, yoksa teheccüd. 2 rekat nafile kıl. Ve bunu alışkanlık edin. Ve sadece Ramazan'da da değil. Bunu başka zamanlarda da yapabilirsin. Alışkanlık edinirsek kolaylaşır. Ve bizler o manevi aleme girmediğimiz, yaşamadığımız, hissetmediğimiz için bize zor gibi geliyor. Halbuki nasıl ki biz güzel yemeklerin, tatların tadını biliyoruz, o bizim midemizi doyuruyor. Aynı şekilde kalbimizi, manevi kalbimizi de doyuran Allah'ı zikretmek, Allah'ı tesbih etmektir. Onun lezzeti başkadır. Aslında bakarsanız bütün dünya onun peşinde de farkında değiller. Bakın mesela batıda adam çok zengin. Çok zengin. Maddi bütün lezzetleri tatmış. Her türlü lezzeti tatmış. Ve hala tatmin değil. Çünkü o mideyi doyuruyor. Kendi ruhunu ya da kalbini doyuracak maneviyatı arıyor, bulamıyor. Arayış içerisinde adrenalin, yani sporla uğraşıyor. Tatmin olmuyor. Uyuşturucuyla tatmin olmaya çalışıyor, olmuyor. İçkiyle, alkolle tatmin olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Çünkü kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Başka şeyle değil. Onun arayışıyla. Allah öyle yaratmış. Ve zaten İslam'da da nafile ibadetler var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazılarını bize göstermiş. Ve biz onları kendimize ödev edinmeliyiz. Yapmak zorundayız. Öyle hissetmeliyiz yani. Çünkü insanlarla uğraşıyorsunuz, davetle meşgulsunuz, hizmetle meşgul oluyorsunuz. İnsanların sıkıntıları, insanların lafları, sözleri. Kaldı ki şöyle de bir durum var. Yani hizmetteki bütün insanlar Allah rızası için bir arada olduğu için gönüllü bir birliktelik var. Dolayısıyla siz orada patron, işveren değilsiniz ki canınızı sıkan, kafanızı bozanı kapı dışarı koyasınız, kapının önüne koyasınız. Öyle bir imkanınız, öyle bir durumunuz, öyle bir hakkınız yok. İş yeri olsa yaparsınız. Ama hizmette insanlara sabretmek zorundasınız.
Nefsinize yapılan yanlışlara sabretmek zorundasınız. Sabrın kolaylaşması için Rabbinle irtibatının güçlü olması lazım. Ne buyuruyor Rabbimiz Kalem Suresi'nde? Rabbin için sabret. Balık sahibi gibi olma. Rabbin için, Allah'ın hatrı için, onun için, başkası için değil, insanların kara kaşı, kara gözü için değil, Allah için. Bu söz bile insan manevi olarak düşündüğünde, Rabbi ile muhabbeti olduğunda, irtibatı güçlü olduğunda Allah'ın hatrı her şeyin üstündedir der, her türlü Allah yolunda insanlardan gelen sıkıntılara sabreder. İşte bunun olabilmesi için insanın Rabbi ile irtibatının güçlü olması lazım. Farzların dışında nafile ibadetleri sürekli yapması lazım. Çünkü kalbin, maneviyatın buna ihtiyacı var. Çünkü o bizim için manevi bir enerjidir. Ve bu bize lazım. Bizim çokça mücadele etmemiz, koşturmamız gerekiyor. Çünkü ümmet bu halde. Ümmet coğrafyası alev alev yanıyor. Her tarafta zulüm var. Memleketin her tarafta haramla yaygınlaşmış durumda. İnsanlar ateşe doğru gidiyor. Ve buna biz de dahil. Yarın ne olacağımız belli değil. Hiç kimsenin garantisi yok. Dolayısıyla bizler maneviyatımızı güçlendirmek zorundayız. Çünkü bu dünyada en büyük düşman kendi içimizde nefsimiz var. Ve dışımızda düşmanlar var, şeytan var, şeytanlaşmış insanlar var. Bunlarla mücadele edebilmemiz için güçlü bir iman, güçlü bir irade ve güçlü bir muhabbetullah. Allah ile irtibat, Allah ile yakınlık. Bu da maneviyatla sağlanabilir. Rabbim o maneviyata ulaşan kullarından eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Değerli hocam, sizle de oruçtan epey bahsettik. Evet. Gafletten kurtulmak için Ramazan ayında oruç dışında neler yapılabilir? Ramazan'da oruç dışında az önce de kısaca temas etmiştim. Ramazan ayı, itikaf ayı, Ramazan ayı teravih namazını kılındığı bir ay, Ramazan ayı infak ayı diye bahsetmiştim. Onlardan kısaca bahsedeyim. İtikaf, yani itikaf ibadeti, sünneti Allah Resulü'nün oruç farz kılındıktan sonra terk etmediği bir sünnet. Her ne hikmetse tasavvuf erbapları, günümüz için söylüyorum, bu meselede çok da bu sünneti önemsediklerini, çok da yerine getirdiklerini söyleyemeyiz. Onlar daha çok tırnağı nasıl keseceklerini, Resulullah'ın sünneti bu konuda ne diyor, ona bakıyorlar. Saç kesim modeline bakıyorlar, giyim kuşama bakıyorlar, sakala bakıyorlar. Fakat bu mesele üzerinde çok da durmuyorlar. Aslında Allah Resulü'nün günümüz itibariyle ümmetin fesada uğradığı bir zaman olarak söyleyecek olursak, hadisin de işaret ettiği gibi böyle bir sünneti ihya etmeyi Allah Azze ve Celle hocamız önderliğinde bizim cemaate nasip etti. Yıllardır bu sünneti ihya ediyoruz. İtikaf Allah'a ibadet maksadıyla cami veya orada cuma kılınan bu büyüklükte bir mescide, camiye girmek ve Allah'a ibadet maksadıyla orada bulunmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son Ramazan'ın son 10 gününde, aynı zamanda bu Kadir gecesine de temas edebilme, Kadir gecesini de ihya edebilme için bir fırsattır. Çünkü Kadir gecesinin 20'den sonra hadislerde özellikle tek günler olarak söyleniyor. Buna da isabet etme olasılığını artırmış oluyor aynı zamanda. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman oruç farz kılındıktan sonra terk etmediği bir sünnet. Ve önemli bir sünnet, çünkü itikafta iken insan birçok meselesini halledebilir, nefsi muhasebesini yapabilir, bir yıllık Z raporunu alabilir, esnaflar bilirler, günlük alıyorlar onlar, bir yıllık hayatının Z raporunu alabilir, ne yaptığını, ne yapmadığını, neyi ihmal ettiğini ortaya koyabilir. Bu bir uzlettir. Cami içerisinde insan
Zaten 5 vakit namazı cemaatle kılmaktadır, tesbihata ağırlık vermektedir. Daha çok orada Kur'an'la haşir neşir olmakta, Kur'an okumaktadır. Aynı zamanda tefekkür etmesi için bol bol bir zaman dilimi mevcuttur. Dünya işlerinden, çalışmaktan bir nevi olsun uzaklaşmıştır. Kendisiyle, nefsiyle baş başa kalmış olduğu bir zaman dilimidir. Ve Allah Resulü'nün ifade ettiği gibi, ümmetin fesada gittiği zamanda bir sünneti ihya edene 100 şehit sevabı verileceği söyleniyor. Ama insanlar maalesef bu konuda da gaflet içerisindeler. İnsanlar neyi istiyorlar ekseriyetle? Bakın televizyondaki meşhur olmuş hocalara ne gibi sorular soruluyor? Şu müşkilimden, şu bana gelen şu musibetten, şu beladan veya şu hastalığımdan hangi dua ile kurtulabilirim? Ya da bana öyle bir dua söyle ki onunla geçmiş bütün günahlarım bağışlansın. Az bir amele karşılık çok fazla sevap istiyorlar. İtikaf aslında zor bir ameldir, zor bir ibadettir. Neden? Çünkü insan evinden ayrı kalacak. Orada iftar edecek, orada sahur edecek, orada yatacak. Camiden çok önemli bir iş olmadıkça çıkmayacak. İtikaf mı daha önemli, bir müminin müşkilini halletmek mi daha önemli? Müslümanların işleriyle uğraşmak, onların dertleriyle meşgul olmak her zaman daha önemlidir kıymetli kardeşlerim. Nafileler göz önüne alındığı zaman. İbn Abbas radıyallahu anh'a bir kendi döneminde bir Müslüman geldi. O sırada İbn Abbas radıyallahu anh itikafta idi. Geldi ve dedi ki benim şu adama borcum var ve ödeyecek durumum da yok. Ne yapmamı tavsiye edersin dedi. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki senin için gidip onunla konuşayım mı? İster misin? Evet dedi. Hazırlandı ve camiden, mescitten çıkmak üzereydi. İçeride ona dediler ki sen itikafta olduğunu unuttun herhalde. Hayır dedi. Bana şu kabrin sahibi, peygamberimizin kabrini işaret ederek bana şu kabrin sahibi buyurmuştu ki bir müminin işini halletmek veya halletmeye çalışmak başarılı olmak 10 yıllık itikaf sevabına denktir demişti. Ve itikaf öyle bir sevaptır ki, öyle bir ibadettir ki Allah Azze ve Celle kişi ile cehennem arasında bir itikafta, bir günlük itikafta kişi ile cehennem arasına doğu ile batı arasındaki mesafe kadar 3 tane hendek koyar. Ama bir müminin müşkilini halletmek, Müslümanların dertleriyle dertlenmek bundan çok daha üstündür kıymetli kardeşlerim. O yüzden biz itikafı da, orucu da, bütün bu ibadetleri de Allah'a daha güzel bir kul olabilmek, Allah'ın yeryüzünde bize emrettiği mücadele vazifesini yerine getirebilmek, kul, uygun kul modelini ortaya koyabilmek için Allah'ın farz kıldığı veya sünnet kıldığı, peygamberimizin sünnet olarak bize emir buyurduğu, kendisinin de yapmış olduğu ibadetlerle böyle bir model meydana getirmeye çalışmak ve gafletten kurtulmaya çalışmaya ve bu amaç uğruna bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bununla beraber, itikafla beraber tefekkür, tesbihat ve orada kendiyle baş başa kalma dedim. Bununla beraber Ramazan ayında aynı zamanda infak da var. İnfak geniş bir kavram. Zekatı da içerisine alır, fitreyi de içerisine alır, her türlü sadakayı da içerisine alır. Allah Resulüne soruldu sallallahu aleyhi ve sellem. Denildi ki hangi sadaka daha üstündür? Hangi zamanda verilen sadaka daha üstündür? Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan ayında buyurdu. O yüzdendir ki biz de toplum olarak yapacağımız infakları veya vereceğimiz zekatları aslında bir yıllık nisap miktarı geçmiş olsa da ekseriyetle insanlar Ramazan ayında zekatlarını vermeye çalışırlar. Bu hadisin kapsamından dolayı ya da öyle bir alışkanlık oluştuğu için. İnfak kelime manasıyla tüketmek, harcamak demek.
Nafaka oradan geliyor, nafakadan. Yani Allah yolunda verebileceğimiz, harcayabileceğimiz bu yoldaki her şey infak olarak yazılabilir. İlla para olarak vermek değil. İnsan vaktini de infak edebilir, ilmini de infak edebilir, her türlü kabiliyetini bu yolda sarf edebilir. Bütün bunlar infak içerisinde, o geniş kavram içerisinde söylenebilir. Ramazan'da aynı zamanda teravih var, aynı zamanda iftar programları var. Özellikle kardeşliği geliştirmek için, bu sene itibariyle ilgiyi daha fazla ortaya koyabilmek için iftar programları da bulunmaz bir fırsattır kıymetli kardeşlerim. Bu programlarda da yine insan atıl kalmaktan, tembellikten kurtulur. Her gün bir yerde iftar ederek ya da kendi evine çağırarak insanları hem yemeği infak etmiş olarak cömertliğe, cimrilikten kurtulur, cömert olur, cömertlerden yazılır. Hem aynı zamanda dünya sevgisinden kurtulur, evini Müslüman kardeşlerine açmış olur. Kardeşler arasında bir ülfet, bir muhabbet meydana gelir. Dertlerini paylaşmış olur, onun evini görmüş olur. Aynı zamanda durumunu da görmüş olur. İftarlar da, teravihler de her biri aslında gafletten kurtulmak için bir fırsattır. Özellikle mesela sadece Ramazan ayında birçok insan namaz kılıyor ama teravihe gidiyor. Müslüman kardeşlerimiz olarak, bizler olarak eğer cami alışkanlığımız yoksa, çok az ise, bu teravih namazlarını fırsat bilip bu şekilde cami ile olan irtibatımızı daha fazla artırabiliriz. Az önce demiştim, orucun bizi tutması, Ramazan ayının bizi tutması, bunu bütün bir yıla yaymamızla mümkün olabilir. Eğer burada kazandığımız bu alışkanlığı, gafletten kurtulmak için çalıştığımız, çabaladığımız bu her bir anlattığımız mevzuları 11 yıla, 11 aya yaymamız ve bütün bir seneyi, bütün bir ömrü belki de böyle geçirmemiz gerekmekte. İşte insan itikafta böyle bir karar alabilir. İtikafta hizmet için, cemaat için, hareket için daha iyi kararlar, daha iyi fikirler elde edebilir. Geleceğine dair, ki gelecek ahiretten sonraki hayattır. Ekseri insanların bahsettiği şekilde ölüme kadar olan zaman değil. Hani böyle yaşlı amcalar işinizi gücünüzü sorarlar. Ne iş yapıyorsun derler. Kafasına yatan güzel bir işse, bir memuriyetse, gelir getiren bir işse sırtınızı sıvazlarlar. Sen kendini kurtardın derler. Halbuki durum ondan ibaret değildir. İnsanın geleceğini kurtarması, ahirete yakinen iman etmesiyle ve çalışmasıyla, çabalamasıyla mümkündür. İşte Ramazan ayı kulluğumuzu idrak edebilmek, bunu anlayabilmek için büyük bir fırsattır ve Ramazan ayını günahlarımızın temizlenmesi için bir fırsata dönüştürmeliyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte hutbede iken üst üste 3 defa amin dedi. O söylemiş olduğu aminlerden birisi şuydu kıymetli kardeşlerim. Dedi ki Cebrail bana geldi, Cebrail aleyhisselam, ve şöyle dedi. Bir kimse Ramazan'a erişirse ve Ramazan'ın bitimine kadar onu ihya etmezse, tam güzel bir şekilde o Ramazan'ı geçirmezse ona yazıklar olsun, burnu yerde sürtülsün. Efendimiz de amin demiş bu söylemiş olduğu söze. Böyle bir tehlike de söz konusu. O yüzden Ramazan'ı idrak etmeli, Ramazan'ı gafletten, tembellikten ve diğer hastalıklarımızdan, özellikle de kalbi hastalıklarımızdan kurtulmak için bir fırsata dönüştürmeliyiz kıymetli kardeşlerim. Evet, Allah razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, gafletten kurtulma ayı Ramazan konulu panel programımız burada sona ermiştir. Rabbim istifade etmeyi, hayatımızın her alanda Kur'an'a ve sünnete göre yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Sizler adına panelistlerimize teşekkür ediyoruz. Eğitimci Ahmet Ekinci hocamıza, Doktor Murat Gülnar hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tekrar yeni bir programda buluşmak üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm.